Merhabalar. Evet, merhabalar YouTube. Merhabalar Instagram. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün iki platformdan sizlerle güzel bir canlı yayın, yani Türkçe pratik yapmak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir akşam ve benim kardeşim beni ziyaret etti. Bu yüzden mutlu hissediyorum ve bugün benim için güzel bir gün. Dedim ki hem YouTube'da hem Instagram'da canlı yayın açmak çok eğlenceli, çok keyifli olacak ve tabii ki faydalı olacak. Şimdi hem YouTube, Ali Yılmaz TV, hem Instagram, Turkish Teacher, alt çizgi Ali Yılmaz şu anda devam ediyor. Evet, ikisinde de canlı yayındayız. Ediha hoş geldin. Manar merhabalar. Burada Hüseyin var. Selamlar. Evet, Dilyana Hanım hoş geldin. Nadia hoş geldin. Emna hoş geldin. Evet, Lamia. Neredesin Lamia Hanım? Seni özledik. Hoş geldin. Arkadaşlar, bugün saat 12'ye kadar, şimdi saat 11:25. Birlikte pratik yapalım istiyorum. Saat 12'ye kadar yaklaşık 30-35 dakika. Anam hoş geldin. Hadel Nader hoş geldin. Burada YouTube'da da arkadaşlarımız var. Instagram'da da arkadaşlarımız var. Instagram'daki arkadaşlar YouTube'da benim kanalım Ali Yılmaz TV olarak çık 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 yazınca oluyor. YouTube'daki arkadaşlar Instagram'da benim adresim Turkish Teacher alt çizgi Ali Yılmaz. Yeni arkadaşlar var belki onlar bilmiyorlar. Bu yüzden ben açıkladım. Dostlar, evet Ali İsa da geldi, Salam da geldi, Muhammed geldi, Ayşe geldi, İbo geldi. Şimdi ben bugün size Instagram'dan iki arkadaş ile pratik yapacağım. Instagram'dan YouTube'daki arkadaşlar dinleyecekler, tamam mı? Instagram'dan iki arkadaş ile konuşacağım. Onların sesini siz duyacaksınız. Evet, bir hikayem var önce. Bu hikayeyi okumak istiyorum size. Bu hikaye Türkiye'deki mevsimler hakkında. A2 seviyesindeki bir hikaye. A2. Bu arada Instagram'da şu anda 50 kişi var. YouTube'da şu anda 21 kişi var. Evet, teşekkür ediyoruz ve başlayabiliriz. İnşallah başlayabiliriz. Bu arada Natalya hoş geldin, iyi akşamlar. Rovda selam. Rafal, aleyküm selam. Merhaba single man. Selamlar. Abadan merhaba, Abadan yazmış. Teşekkür ederim. Bu hikayeyi okuduktan sonra iki arkadaş ile konuşacağım arkadaşlar. İki arkadaş ile pratik yapacağım inşallah. Tamam mı Instagram? Tamam mı YouTube? Evet, bu arada objeler farklı objeler. Ben Turkish Conversations, yani Türkçe konuşmalarında farklı objeler kullanıyorum. Bu objeleri siz öğreniyorsunuz. Bu objeler günlük hayatta kullandığımız objeler. Günlük hayat. Günlük. Daily galiba. Evet. Günlük hayatta biz objeler, nesneler kullanıyoruz, değil mi? Onlardan yola çıkarak konuşuyoruz, pratik yapıyoruz. Amin. Teşekkür ederim. Evet. Amcat Bey, seni unutmak mümkün mü ya? Amcat Bey tabii ki çok çalışkan bir insan, çok gayretli bir insan. Amcat Bey burada. O burada. Evet, Meryem hoş geldin. Nater hoş geldin. Ben iyiyim İbrahim. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, akşam yemeğini hafif yemek çok ama çok faydalı. Akşam yemeğini hafif yemeyince, hafif yememek ne demek? Yani
bir deyim geliyor size. Tıka basa yemek. Hemen yazıyorum. Evet, burada Instagram'da yazıyorum. Tıka basa yemek. Tıka basa yemek. Bassa değil, tıka basa yemek. Çok fazla yemek arkadaşlar. Yani yedim ve ah ay artık yer yok. Oy, tıka basa yedim. Balkon kocaman. Tıka basa yiyince insanın hiçbir şey yapmak için isteği kalmıyor. Tahir Kasim hoş geldin. Evet. Yani tıka basa yememek lazım arkadaşlar. Tıka basa yememek lazım. Evet, burada bakıyorum popüler sohbet mesajları. Tamam, burada da varmış arkadaşlar. Ha, buraya yazamıyordum ben sanırım. Bilgisayardan yazabiliyorum ama telefondan yazamıyordum. Neyse. Şimdi yani siz lütfen tıka basa yemeyin. Bu arada tıka basa hangi fiilden Ali Bey gelmiş? Tıkmak fiili var. Çanta var, tamam mı arkadaşlar? Çantaya ben eşyaları koyuyorum. Ve o eşyalar çok. Bu yüzden çanta küçük. Bu yüzden ben basıyorum. Push, basmak, itmek. İşte bu basmak. Yemek için aynı şey. Yani gönderiyorum. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Çok lezzetliymiş biraz daha. Tıka basa yemek. İyi değil, çok kötü. Bunu niçin anlattım? Bugün akşam ben tıka basa yemediğim için, hafif yediğim için daha rahat canlı yayında konuşmak istiyorum. Tamam? Daha doğrusu canlı yayında konuşabiliyorum. Affedersiniz. Dilim dolandı. Bunu biliyorsunuz. Bunu canlı yayında söylemiştim. Dilim dolandı. Yanlış kelime söylemek yani. Tıkmak ve basmak arkadaşlar, pres basmak. Biz bunu mesela uçağa binmeden önce yapıyoruz değil mi? Çantaya eşya koymak için veya valize eşyaları tıkıyoruz, basıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Kapatmak için eşyaları tıkıyoruz ve sonra basıyoruz, basmak. Bunu biz yemek için de kullanıyoruz. Yeni bir şey öğrendiniz. Bunu unutmayın. Tıka basa yemek zararlı. Mutlaka diyetisyen insanlar var. Beni dinleyen diyetisyen insanlar var. Ayşe harikasın. Mobinat hoş geldin Ayşe. Selamlar. Evet, Munira. Karnına üstüme gelme. Evet. Yani yemekleri ben buraya tıkıyorum. Veriyorum. Yemekler için çok kötü. İnsan için çok kötü. Yemekler burada duruyor, artıyor, artıyor. Ah, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hatta maden suyu lazım falan. Maden suyu içiyorum. Luk 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 veya soda içiyorum. Luk 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 luk. Sonra oh, biraz daha iyiyim diyorum. Tamam. Haydi başlıyoruz hikayemizi okumaya. Kolay bir hikaye arkadaşlar, tamam mı? Ahmet Salam. Merhabalar. Hocam mümkün bu kalamlar sonra yazıyorsunuz. Olur. Sonra yazabilirim. Haklısın. Yorumlara yazayım ben. Ahmet Salam süpersin. Teşekkür ederim. YouTube'dan bir arkadaş Ahmet Salam bana söyledi de. Evet, Azerbaycan'dan kimmiş bu? Afnan Azerbaycan'dan selamlar. Sarva hoş geldin Sarva. Evet, Dimitri Bey burada. Ayran daha iyi. Ama Dimitri ayran içince daha kötü oluyor. Yani ben eğer yemekte yoğurt yersem veya ayran luk 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 içersem hemen uyumak istiyorum. Yani ayran uyku ilacı gibi. Uyku için ilaç gibi bence. Evet, Muhammed Bino. Muhammed Bino sen neredesin uzun zamandır? Aleyküm selam. Evet, Alexa Meksikalıymış. Oo, Meksika. Alexa hoş geldin. Şimdi
Evet, Ayşe de burada. Ayşe selamlar. Esma, Aleman merhabalar. Türkiye'de hikayeyi okuyorum. Bu A2 seviyesinde bir hikaye. Türkiye'de normalde ben bunu Instagram için hazırladım. Burada hikayeler var. Ben kendim yazdım arkadaşlar. Bunları Instagram'a sonra koyacağım. 7-8, evet 8 tane hikaye yazdım. Bunları sonra Instagram'da siz göreceksiniz. Türkiye'de 4 mevsim var. Mariela Arjantin'den hoş geldin Mariela. Neredesin Mariela? Biz seni bekliyoruz. Geç kalma. Türkiye'de 4 mevsim var. Her mevsim birbirinden farklı. Her mevsim birbirinden. Kelime birbirinden. Bu birbirinden kelimesi yabancılar için zor bir kelime arkadaşlar. Birbiri kelimesi ve bu birbiri kelimesine ekler biz ekliyoruz, ekler koyuyoruz. Hatta biliyor musunuz bu kelimeyle ilgili şarkı var. Bir bir biri birilerine nanananananananu. Neyse şarkı önemli değil. Birbirinden kelimesi. Birbirinden farklı. Yani kış farklı, yaz farklı, sonbahar farklı, ilkbahar farklı. Birbirinden farklı. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Mesela şimdi Haziran'ın 30'undayız. Haziran'ın 30'undayız ve 25 dakika sonra 1 Temmuz olacak. Evet, 25 dakika sonra artık Haziran da bitiyor ve çok sıcak. Hava çok sıcak. Çok farklı. İlkbaharda hava ılık. İlkbaharda hava ılık. Evet, Muhammed başlamadan uykum geldi diyor. Muhammed, ayran mı içtin Muhammed? Ayran içtin galiba. Evet, teşekkürler Susan Brown. Harikasın, harikasın. Evet, Susan YouTube'da arkadaşlar İngilizcesini yazdı. Siz de Fransızcasını anlarsanız, anlıyorsanız Arapçasını yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlar için. Tamam mı? Çünkü siz insanlar, kişiler birbirinden farklı ülkelerden dinliyorsunuz. Birbirinden farklı ülkelerden. YouTube'da birbirinden farklı insanlar var. Instagram'da birbirinden farklı insanlar var. Değil mi? Polonya'dan. Oo, hoş geldin Polonya'dan. Kim o? K nokta. Ben kaçırdım. Bakayım. Adını unuttum ben senin. Evet. Cesaroldino. Cesaroldino. Merhabalar. İlkbaharda hava ılık. Ali Bey, ılık ne demek? Ilık. Sıcak değil. Soğuk değil. Ilık arkadaşlar. Muhammedcim. Me too. Evet. İran'dan selamlar. Eli hoş geldin. Amcat Bey inşallah biraz sonra. Evet. Roze merhabalar. İnşallah birazdan. Hava ılık. Mesela bugün hava ılık mıydı? Hayır. Hava sıcaktı. Ali Bey. Ilık kaç derece? Karol tamam. Merhaba Karol. Polonya'dan Karol. Mesela 18, 19, 20. Bu civarlar arkadaşlar ılık. Yani üşümek mümkün değil. Ilık havada ben üşümüyorum. İlkbaharda hava ılık. Fakat genellikle yağışlı. Yağışlı. Yağışlı ne demek? Yağıyor. Havaya bakıyorum. Bulutlar var. Bulutlar. Bugün hava siyah bulutlar var. Bugün hava yağışlı olacak. Yazıyorum buraya kelimeyi. Yağışlı. Fiil yağmak arkadaşlar. Yağmur. Yağmur. Yağıyor. Aa, hava yağışlı. Bugün pikniğe gitmek imkansız. Hava yağışlı. Yanına şemsiyeyi al. Evet. Kim bu? Evet, Özbekistan'dan bir arkadaş yazmış. Sahat Zot, merhabalar. Harezm'den yazıyor. Harezm'e selam.
Evet, Zak selamlar, iyi geceler. Evet, Gülnara, Gülnaz, pardon. İyi geceler sana da. Karabüye selam Sarva. Evet, bulut. Hava bulutlu. Ama siyah bulutlar var ve ben anlıyorum. Yağışlı olacak. Yağmur yağdıktan sonra hava çok güzel kokar. Denananın. Arkadaşlar, yağmur yağdıktan sonra yağmur yağıyor. Yağmur yağdıktan sonra topraktan oh çok güzel koku geliyor. Bu yüzden biz ilkbaharı çok seviyoruz. Yazın. Bu arada bakın, yazın kelimesini genellikle yeni kişiler, Türkçeyi yeni öğrenen kişiler yanlış kullanıyor. Yazda diyor. Mesela Haziran, mesela işte Temmuz. Ali Bey, ben yazda doğdum. Ali Bey, ben yazda tatil yapmak istiyorum. Yazda bu yanlış. Yazda yok. Yazda kelimesi yok. Türkçe değil bu. Bu Tarzanca. Yazda. Yazda Tarzanca. Tamam mı? Yazın kelimesi arkadaşlar. Yazın. Yazın hava genellikle sıcak olur. Fazla yağmur yağmaz. Evet, fazla yağmur yağmaz. Liliana, evet, hava mis gibi kokuyor. Ali Bey, bu ne demek? Tarık, 1.37 mi saat? Hii. Tarık, uyu uyu. Sen uyu. Burada saat 11.37. Evet, Çeçenistan'a selamlar Muhammed Bino. Evet, Kastamonu, merhabalar. Tarık, selamlar. Fazla yağmur yağmaz. Yağar geniş zaman, negatif form yağmaz. İnsanlar genellikle öğleye kadar veya saat 5'ten sonra dışarı çıkar. Niçin? Çünkü çok sıcak. Güneş tepedeyken, yani tam yukarıdayken çok sıcak oluyor. Bu yüzden insanlar 5'ten sonra dışarı çıkar. Sonbahar çok yağmur yağar. Sonbaharda çok yağmur yağar ve hava soğur. Sonbaharda hava soğur ve biz üşürüz. Üşümek. Üşüyorum. Ali Bey, çok soğuk. Ceket lazım. Ali Bey, ceket var mı? Yok. Burada yaz. Burada yaz. Evet, ağaçlardan yapraklar dökülür. Oo, dökülmek. Yapraklar dökülüyor. Yaprak var ağaçlarda. Rüzgar var. Ve rüzgar yüzünden yapraklar dökülüyor arkadaşlar. Viyam, süpersin. Oo, evet. Korel burada yaklaşık 20 derece yazmış. Evet, Polonya'da yaklaşık hava 20 dereceymiş. Şimdi İstanbul'da akşam 26 derece. Korel, 26 derece, çok sıcak. Gündüz 35-36 dereceydi. Bugün biz piştik. Evet, fiil pişmek. Pişmek ne demek Ali Bey? Yani yemek. Fokur 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 fokur. Pişiyor, biliyorsunuz, yemek için kullanıyoruz. Mecaz anlamda biz de ah piştim, çok sıcak, bunu kullanıyoruz. Yani ben eve girince, ofise girince bu kelimeyi kullanabilirim. Hava çok sıcak. Oh piştim. Güneş yüzünden piştim. Hatta belki video izlediniz. Bazen yumurtayı yolda kırıyorlar. Yolda yumurtayı pişiriyorlar, değil mi? Heh. Yumurta pişiyor yolda. Çünkü hava 40 derece belki. Bazı Arap ülkelerinde çok sıcak hava var gibi. Yani siz bunu kullanabilirsiniz. Ah piştim. Çok sıcak. Ay. Vantilatörü açabilir misin? Klimayı açabilir misin? Piştim ya. Of gibi. Evet,
Lalyak, bugünlerde hava çok sıcak. Doğru. Karabük'te 27. Oo, Karabük'te arkadaşlar sıcakmış şimdi. 37 derece. Ayşe, neresi orası? Ayşe, sen pişiyorsun orada. Ayşe, sana yardım buradan. Yardım ediyorum. Tamam. Ankara'da piştik. Asma, süpersin. Çadlıyım, konuşmak istiyorum. Sarva. İnşallah. Dur. Vantilatör. Evet. İnasal. Teşekkürler. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz. Sonra bir kişiyi alacağız. Bir arkadaşı davet edeceğiz. Bugün iki kişiyle konuşacağım inşallah. İnşallah dilim dolandı. İnşallah dedim. İnşallah iki kişiyle konuşacağız. Evet. İran'da 30 maşallah. Ankara'da çok sıcak 38 derece. Evet, Ankara, Afnan. Afnan da pişiyor. Evet, Brenda Moreno. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Muhammed Bino, kaç derece orada? Bugün sen piştin mi? Bitiriyoruz arkadaşlar. Ağaçlardan yapraklar dökülür. Kışın hava çok soğur. Hem kar yağar, hem yağmur yağar. Kar. Snow. Kar. Kar yağar ve yağmur yağar. Ali Bey, kar yağmak. Aynı fiil. Evet. Yağmur yağmak. Aynı fiil. Evet. Yağar. Yağmak fiili biz mesela bereket yağar. Bereket için de kullanıyoruz. Bereket için. Mesela ben bir yardım ettim bir insana. Sadaka verdim ve sonra benim işlerim çok bereketli oldu ve ben arkadaşımla konuşuyorum. Ya Allah'a şükür bereket yağıyor. Yani benim işlerim çok iyi anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. İnsanlar kalın giysiler giyer. Kalın giysi. Ali Bey, bu ne? İnce, kalın. İnce, kalın. İnce giysi, tişört, şort, atlet, bluz, ince giysi, kalın giysi, ceket, mont, kaban ve benzeri. Mesela kazak aynı. Kalın giysi. Kışın kalın giysiler giyiyor. Evet, Zak yazdı. Cibuti'de çok sıcakmış. Zak Cross. Cibuti'de kaç derece? Genellikle mesela şimdi kaç derece? İran 30 derece. Oo, Arabistan'da 52 derece. Oo, klimasız yaşamak mümkün değil. Evet. Halit, sana yardım lazım buradan. İzmir. Nur, İzmir 30'daki 39 derece. Allah Allah. Dilim dolanıyor. Evet, su içmem lazım. Dilim dolanıyor. 39 derece. Tamam. Şimdi bitti mi? Son cümle. Dışarıda kışın insanlar fazla durmaz. Son cümle. Bu arada ben A2 için hikaye gibi bir yazı yazdım mevsimler hakkında. Bunu Instagram'da sonradan yazacağım. Bunu okuyorum. Yeni arkadaşlar varsa hoş geldiniz tekrardan. Türkiye'de dört mevsimi de yaşamak çok güzel. Bitti. Yazı bitti arkadaşlar. Şimdi objelerimiz var. Objelerimiz var. Acaba bu hangi obje geliyor? Bu arada ben size yazıyı okudum. Bu metni okudum. Oo, Karadağ'da 37 dereceymiş. Sıcak. Karadağ'da da siz pişiyorsunuz, değil mi? Arabistan'da 52 derece. Antalya 37. Oh maşallah. O zaman biz İstanbul'da pişmiyoruz. 52 derece var. 37, 39 derece var. Tacikistan 40 derece. Bu arada evet. Yağmur yağacakmış. Bugünlerde yağmur yağacakmış Polonya'da. Karol yazdı. Irak 55. Tamam arkadaşlar. Ben pişmedim.
Allah'a şükür. Yani benim halime Allah'a şükür. Sizin daha zormuş. Bu ne? Irak 55, 43, 31. Evet, obje zamanı. Bu arkadaşlar ne? Bakın bu ne? Diş, diş var gibi. Çocuklar için yapıyorum bunu. Evet, bu ne? Evet, Nick. Saç tokası dedi Süper CN Nick. Bu arada bu niye akmıyor? Instagram ak bakayım. Heh. Instagram şöyle. Heh, tamam. Bravo. Bravo Elma Meme. Süper. Bu toka ama adı saç tokası. Kelime saç tokası. Niçin Ali Bey bunu gösteriyorsun? Çünkü benim kadın, kız, bayan öğrencilerim var. Onlar için. Ali Bey komik mi? Hayır. Bu bir obje. Bu bir şey. Bunu kadınlar çok kullanıyor. Hatta erkekler, gerçi erkekler böyle toka kullanmıyor. Yani farklı toka kullanıyor. Lastik toka kullanıyorlar genellikle veya kumaş toka. Bazı erkeklerin saçları uzun. Neyse. Aa, Arapça'da aynı. Toka mı aynı? Veya sıcak hava mı aynı? Neyse. Bunun adı saç tokası. Bravo. Yasemin doğru yazdı. Lamia teşekkürler kalın ince. Saç tokasını biz ne için kullanıyoruz? Biz bunu arkadaşlar saçı toplamak için kullanıyoruz. Değil mi? Saçı mesela kadınlar takıyorlar. Saçlarına takıyorlar. Kelime saçları toplamak için. Saçlar dağınık. Onlar toka ile saçlarını topluyorlar. Fiil toplamak. Hmm, Somalice'de aynıymış. Veya saçı bağlamak olur mu Ali Bey? Yani olur. Ama bununla bağlamıyoruz biz saçı. Topluyoruz. Çünkü bağlamak ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bağlamak bakın bu. Yani bu bağlamak. Mesela bunu bağladım ben. Veya mesela ben bir şeyi bağlıyorum. Örnek ben kalemi bağlıyorum şimdi. Bakın bağlıyorum. Heh, kalemi bağlıyorum. Bu bağlamak. Lastik toka ile bağlamak olur. Doğru. Lastik toka ile bağlamak olur. Saçı toplamak için Batır Bayev Süper CN. Evet. Batır Bayev burada. Hoş geldin dostum. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu arada ben buraya yazayım. Bağlamak. Bağlamak. Yazdım. Instagram'a yazdım. YouTube sınıfı. Instagram'da var. Bağlamak. YouTube'da da yorum olarak yazarım. Evet arkadaşlar. Kemer. Bravo bravo. Antalya'da bir ilçe var. Kemer. Ve bu da bir kemer. Peki bu nasıl bir kemer? Evet bu nasıl bir kemer? Bu kokuyor. Yani bu bunun materyali ne? Nasıl bir kemer? Biz buna kemer diyoruz. Bravo. Lilia, Ayşe, süpersin. Rimin. Evet. Frahinua. Süpersin. Rimin. Bu emniyet kemeri mi? Bu nerede kullanıyoruz? Bunu biz niçin kullanıyoruz? Asma süpersin. Deri kemer. Aynen bu. Arkadaşlar deri kemer. Hatta insanlar objeyi veya bir nesneyi belki çanta, belki cüzdan, belki kemer almadan önce deri mi değil mi? Deri. Bu arada bravo Viyam süpersin. Deri. Deri. Bakın deri. Bizim de derimiz var. Aynı. Kelime aynı. Deri kemer. Bravo pantolon için kullanıyoruz Ayşe. Veya belki şort için kullanıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar biz bunu kullanırken kullanmadan, almadan önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kokluyoruz. Hı, evet bu deri. Ben bunu alacağım. Kaç para? Kaç lira? Gibi. Bu yüzden arkadaşlar
Deri kemer önemli. Plastik var bazen. Orijinal değil. Sahte diyorlar. Sahte. Bu arada benim şarjım bitiyor. Şarjı takmam gerekiyor arkadaşlar. Affedersiniz. Evet, şuraya şarj takalım. Arkadaşlar, şimdi Türkiye'de insanlar, şöyle telefonumuza şarjımızı taktık. Türkiye'de insanlar bir eşyayı alırken, ayakkabı alırken veya çanta, cüzdan alırken kaliteli mi değil mi, deri mi değil mi buna dikkat ediyorlar. Sentetik yani gerçek olmayan deri var arkadaşlar. Gerçek olmayan deri. Suni deri, sentetik dedim, pardon. Suni deri var. Türkiye'de kelime ne? Suni yazıyorum. Yani natürel değil, doğal değil. Suni deri. Evet, suni deri. Orijinal değil arkadaşlar. Yazdım buraya. Evet, şimdi dostlar, ikinci objemiz kemerdi. Bu arada bu pantolon için, şort için, belki etek için kemer başka nerede var? Kemer. Umu Munira, harikasın, sahte. Kemer arabada var, değil mi? Arabada. Tabii ki. Arabada emniyet kemeri var. Mesela ben arabaya oturuyorum ve bağlıyorum. Emniyet kemeri var arabada. Emniyet kemeri. Bunu da unutmayalım. Pantolon kemeri ve emniyet kemeri. Evet, ikinci obje bitti ve üçüncü objeyi size soruyorum bakalım. Bu göstermiyorum. Önce soracağım. Musa, Musa, Muhammed. Instagram'da var. Yazdıklarım Instagram'da var. Elimde bir obje var. Bu objeyi size sormak istiyorum. Acaba bu ne? Biz bununla çamaşırlarımızı asıyoruz. Evet. Mesela benim bir tişörtüm var. Benim bir pantolonum var. Yıkadım ve sonra göstermiyorum. Balkonda onları ben asıyorum. Asmak için bir obje. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Evet. Evet. Yabarov uçakta da var. Evet. Emniyet kemeri uçakta da var. Emniyet kemeri uçakta yandan, yukarıdan değil, karnımızın üstünden oluyor. Evet. Güzel. Teşekkürler. Mandal dedi Ayşe. Ayşe süpersin ya. Ayşe bugün ve İnasal Bagdayev, Bagdadev, Mandal Abdullah süpersin. Ütü mü? Ütü değil. Mandal Afnan süpersin. Evet arkadaşlar bakın bu. Mandal. Ali Bey bu ne? Niçin bunu anlatıyorsun? Çünkü siz mandal kullanıyorsunuz. Evinizde mandal yok mu? Var. Bu yüzden. Mesela evde mandal bitti. Gittiniz. Mandal lazım. Ne diyeceksiniz? Bana şey lazım. Mandal. Visam yazıyorum. Instagram'da. Visam ekstra A lazım. Bravo, Jamal yazdı. Visam. Viyam. Jamal doğru yazdı. Mandal yazdım. Evet. Bu bir mandal arkadaşlar. Biz bununla çamaşırları asıyoruz. Mesela bu bir tişört. Çamaşırı astım ben. Değil mi? Evet. Bazen arkadaşlar çocukken birbirlerine şaka yapıyorlar. Birbirlerine şaka yapıyorlar. Nasıl? Mesela mandalı kollarına veya bir yerlerine tutturuyorlar. Sonra anne bak bana mandal tutuşturdu. Canım acıdı. Gibi çocuklar şaka yapıyorlar. Bu mandal. Dönenenem. Haydi. 5 dakikamız var. Bir arkadaşı davet edelim. Haydi bakalım. Kim gelmek istiyor arkadaşlar? Objelerimiz
Bitti. Objelerimiz bitti. Kim konuşmak istiyor? 5 dakikamız var. Bir kişi veya iki kişiyle konuşacağız. Instagram'dan konuşuyoruz. Samena, Samane. Instagram'dan konuşuyoruz. Evet, Karol süpersin. Polonya'dan elbiseleri asmak için mandal kullanıyorum. Evet, Sara, Mısırlıyım, çok istiyorum. Sara geliyor arkadaşlar. Sayın seyirciler, Sara geliyor. Ama kuralımız var. Kural ne? Kamerayı açmak. Sonra A1 ise eğer kişi sadece dinliyor. A1 sadece dinliyor. Başka kural neydi ya? Unuttum. Çok kısa zamanda, yani en son mesela benim canlı yayınımdaysa onlarla da görüşmüyoruz. 15 gün sonra, yani minimum 2 hafta gerekiyor. Evet, Sara geliyor. Hadi bakalım. Sara geliyor arkadaşlar. Çocukken takıyordum. Umu. Evet, ben de yapıyordum. Evet. Bismillah. Bismillah Nasır. İnşallah. Merhaba. Sizin kulaklığınız var mı? Çünkü eko var. Ben kendimi duyuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Süperim. Sizinle tanışalım mı? Öğrenciyim. Esher Üniversitesi'nde okuyorum. Esher Üniversitesi'nde. Evet. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde. Oo. Peki. Birinci sınıf. Üçüncü sınıfta Esher Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı. Evet. Wow. İsminiz nedir acaba? Ne? İsminiz ne? What is your name ne? Sare. Sare. Tamam. Sare Hanım. Çünkü bazen mesela oradaki kelime ile sizin telaffuzunuz farklı oluyor. Mesela orada Sara ben okudum. Sara değil, Sare. Sare Hanım. Her şey normal mi? Normal. Tamam. Çünkü haşır uşur ses var. Bu ne? Haşır uşur, haşır uşur. Böyle iyi mi? Tamam, böyle iyi. Şimdi kabloyla oynama. Yani kabloyla oynayınca ses biraz problem oluyor. Dur. Sare Hanım, sen niçin Türk Dili Edebiyatı'nı seçtin? Yani derecem gibi derece göre girdim. Lisede. Yani. Lisede Türkçe öğrenmeye mi başladın Sare? Yani lisede bir derece, burada Mısır'da bir sistem var. Üçüncü lisede bir derece aldım. Evet, ona göre Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde girdim. Süper. Peki öğretmeniniz Türk mü? Yok, bir tane sadece Türk. Bir tane. Onun adı ne? İnara. İnara. Nereli? İnara Hanım. Veya erkek mi İnara? Evet. İnara ama kadın galiba. Kadın ismi. Yok. Kadın, evet. Tamam. Nereli İnara? Azerbaycanlı. He, Türkiye'li değil. Evet. Evet, tamamdır. Peki, Sare, üniversite bittikten sonra ne yapmayı planlıyorsun? Böyle bir niyetim var. Türk bursları yüksek lise okumak için Türk bursları. Bursa değil, Bursa şehir. Türk bursları, Türkiye burslarına. Türkiye Bursa dedim ben de. Türk dilim dolandı. Türkiye burslarını alacaksın. Türkiye'den burs alacaksın.
İnşallah. Sen kaç yıldır Türkçe öğreniyorsun Sare? Üç yıldır. 3 yıldır Türkçe öğreniyorum. Sare bu ne? Bu ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum mu? Bak bunu kadınlar takıyor Sare. Kadınlar takıyor Kube? bunu. Küpe. Küpe bu Sare. Kule? Küpe bu bak. Bu küpe. Kube? Evet. Küpe bu ama bu imkansız. Küpe için bu çok büyük problem. Bu ne? Arkadaşlar YouTube. Evet Samane süpersin. Bu kolye. Evet Kolye, bunu ne yapıyor kadınlar Sare? Fil. Liliana süpersin. Tesbih gibi evet vahyu hadir. Bu tesbih gibi. Subhanallah, 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 elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Tesbih gibi ama tesbih değil. Takmak. Aksesuar için YouTube. Aksesuar için biz. Bu arada YouTube görmüyor. Aksesuar için biz takmak kelimesini kullanıyoruz. Mesela bileklik takmak veya kolye takmak. Sare, senin Türkçen zayıf Sare. Biraz fazla dizi seyret, Eyvallah. tamam mı? İyi. Sareciğim teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Öğretmenine söyle, selam söyle benden, tamam mı? İyi akşamlar. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi akşamlar. Evet, biraz daha fazla dizi, biraz daha fazla film seyretmek lazım arkadaşlar. Şimdi son bir kişiyi daha alıyorum YouTube. Son bir kişiyi daha alıyorum sevgili Instagram. Sonra ben uyumaya gideceğim. Yani uyumam lazım. Artık 1 Temmuz oldu. Tamam, saat 12'yi geçti. Sözüm var. İki kişiyle konuşacaktım. Söz namustur. Söz verdiğim için ikinci kişiyle konuşacağım. Evet, kim istiyor? Kamera. Kural. Kamera açık olacak ve A1 olmayacak. Yani biraz konuşun, benimle konuşun, bana soru sorun. Ben robot gibi size devamlı soru sormayayım. Siz de konuşmak isteyin, tamam mı? Tamam. Evet, Muhammed Bey selamlar, merhaba. Hangi dizi yazmış? Valla aslında ben dizi seyretmiyorum. Dizilerden hoşlanmıyorum ama yani hangi dizi olabilir? Mesela Kızım dizisi var. Onu seyredebilirsiniz. Eski YouTube'da vardır. Kızım. My Daughter. Kızım seyredebilirsiniz. Güzel. Maske takmak. Liliana süper. Aksesuar için biz takmak fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Küpe takmak. Gözlük takmak. Maske. Yani maske böyle de var. Değil mi? Doğru. Veya maske aynı. Maske takmak diyoruz. Evet, bakalım kim var? Kim istiyor? Dırırırım. Evet, ben istiyorum. Ben bla bla blalıyım. Instagram'dan konuşuyorum YouTube şimdi. Siz de duyacaksınız. Süslemek için güzel kolye süslemek için kullanıyoruz. Harikasınız. Evet, lütfen hocam ben Çadlı'yım katılmak istiyorum. Mustafa. Mustafa biz seninle konuşmadık mı? Konuştuk galiba. Evet. Sarva Çadlıyım diyor. Sarva senle de konuştuk. Evet. Kamerunluyum. Hadi gel bakalım. Bakalım. Kamerunluyum. Amisso. Amisso gel bakalım. Amisso. Bir dakika. Amisso ben seni yanlış yazdım ya. Özür dilerim Amisso. Ha şöyle. Canlı yayına geç. Mr. Amisso geliyor şimdi arkadaşlar. Evet, son kişiyi ve ona da bir obje sorabilirim. Bende bir obje var burada. Selamun aleyküm. Merhaba hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi Kulaklık var mı Amisso? lazım mı? Lazım Tamam. çünkü eko var. Evet, eko olduğu için kulaklıkla daha iyi. Evet. Tabii ki. Herkese sor. Evet, şimdi kulaklık arıyor. Arkadaşlar, bu arada benim bir sorum var kapanmadan önce. Yani yayını kapatmadan önce. Kulaklık geliyor mu? Geliyor hocam, geliyor. Tamam. Fiil zıplamak. Top zıplıyor.
Ve bir soru. Hangi top zıplamıyor? Ali Bey, zıplamak ne demek? Top var. Topu yere attım. Bakın, top zıplıyor. Fiil zıplamak. Hangi top zıplamaz? Oh, elhamdülillah. Dostum, vallahi teşekkür Evet ederim ya. hocam. Allah razı olsun. O kadar. Çok iyi. Oh, şimdi çok iyi değil mi YouTube? Evet. Süperlik geldi hocam. Harikasın. Eyvallah hocam siz. Evet, sizin adınız ne? Yakışıklı beyefendi. Ben Amisu maç yapamam. Siz zaten biliyorsunuz ya. Daha önce konuştuk ya. Evet, Amisu, sen Çadlısın değil mi? Tabii Kamerun, tabii hocam. Kamerun. Çad değil ya. Kamerun Evet. ya. Evet. Kamerun. Aynen öyle hocam. Evet, Amisu sen ne yapıyorsun? İstanbul'da yaşıyordun. Evet, İstanbul'da Ümraniye'de. Ümraniye'de. Mahallede evet. Evet, Ümraniye'de sen ne yapıyordun? O İstanbul Ümraniye'de yaşıyormuş YouTube. Evet. Ben öğrenciyim yani. Türkçe öğreniyorum. Süper. Nerede Türkçe öğreniyorsun? hazırlanmak için. İlam'da. Hüdayi Vakfı bir merkezinde. Biliyorum, Hüdayi Vakfı'nı çok iyi biliyorum. Oo, ben Hüdayi Vakfı'nda çok yemek yedim. Oo, süper. Süper bir vakıf. Tabii ki, Aa, tabii ki. Ben öyle mi hocam? lisede okurken Üsküdar'da Hüdayi Vakfı'nın yurdu Evet. vardı orada ve oraya Evet. gidiyordum. Orada yemek yiyordum. Orada sohbetlere gidiyordum. Oo, biliyorum. Orayı Ecemi insanlar yani. Tabii, çok cömert insanlar, çok cömert insanlar. Malek Pendik'te yaşıyormuş. Malek, merhabalar. Bu arada YouTube'a da ben merhaba, selam diyorum. Kusura bakma Amisu. Tamam hocam. Peki, Sıkıntı yok ya. Biliyorum. ne zamandır Türkçe öğreniyorsun? Ben hatırlamıyorum. Ben 6 yıldır Türkçe Oo, öğreniyorum. 6 yıldır. Sen artık Evet hocam. çok iyi biliyorsun yani. Sen artık ABC bitti galiba. ABC, ÇD, F1 falan mı? FG, G1 falan mı? Türkçen. Ay ay ay. Olmalıyız ama hala başlamadık. Ha, C1'e başlayacaksınız inşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Tamam dostum. Peki Amissu, bu ne? Aa, bu lamba hocam. Bu lamba. Lamba, Lamba. lambayı ne Evet. yaparız? Lambayı biz ne yaparız? Lamba bir oda aydınlanıyor. Aydınlanıyor yani. Evet, o da aydınlanıyor. Ama biz ne yaparız? Lambayı odayı aydınlatmak için kullanırız, değil mi? Evet. Tamam, lamba. Peki, lamba Kamerun'da lambanın adı ne? Lamba, bu da kamuoyunda Fransızca kullanıyoruz. Lamba, Fransızca. Ha, Fransızca olarak kullanıyorsunuz. Yani Evet. Kamerunca'da lamba kelimesinin karşılığı yok. Var tabii ki ama bu da bir dil bilmiyorsunuz hocam. Dediği zaman Söyle söyle. doğru olduğunu Enteresan olacak, söyle. evet, benim gibi lamba demek tam mu Tamam. limu Limu. evet Tamam, aynen bu Kamerunca'da limu. Limu. Tamam, evet limu. güzel mi hocam? Güzel güzel, limu yani, limu. Kolaymış yani, limon gibi. Bu da limon gibi. Evet, Limon yuvarlak, bu limon da gibi. yuvarlak. Limu. Hatırladım Aynen hemen. öyle. Tamamdır. Peki Amisu, teşekkür ederim. Aynen Bu hocam. arada senin Türkçe öğretmenin adı Mustafa Bey mi? Mustafa Seçici hocam. Oo, number one hoca Mustafa Onu Bey. Mustafa Bey'i kim tanımaz? ya. Süper bir hocadır. Tecrübeli, harika. Yönetmen. Aynen. Tamam. Mustafa Bey'e benden Hocam. çok selam söyle, tamam mı? Görünce. Bir daha soracağım. Hocam neden oynamıyoruz artık? Çünkü şimdi oyun time, oyun zamanı. Haydi oynuyoruz. Hangi oyunu istiyorsun? Nasıl isterseniz hocam. Valla. Peki hangi oyun eğlenceli senin için? Kelime yapma oyunu mu? Evet hayır oyunu mu? Evet hayır, evet hayır. Evet Kelime hayır. olacak kelime. Tamam, evet Evet hayır hayır. oynayalım. Bu arada benim sorumu unutmayın arkadaşlar. Top zıplıyor.
Amissu sen de söyle. Top zıplıyor. Hangi top zıplamaz? Yani o topu atıyorum, duruyor. Zıplama yapmıyor. Hangi top zıplamaz? Tenis topu zıplar. Bak zıplamak. Hangi top zıplamaz? YouTube. Hangi top zıplamaz? Instagram. Düşünüyorum. Düşün, Düşünüyorum hocam, düşün, düşün. düşünüyorum. Bak kışın bu top var genellikle kışın. Şimdi top. Buna gelmeyecek aklıma hocam. Aklıma Bowling gelmiyor. topu yazmış Sosum. Evet aslında doğru. Bowling topu olabilir ha. Ama bowling topu zıplar ya. Zıplar zıplar. Kar topu zıplamaz arkadaşlar. Bravo Malak. Hanan süpersin. Evet. Kar Kar topu, kar topu. topu, kar topu. Kısenya topkapı yazmış. Topkapı süper Kısenya. Olabilir. El topu. El topunu bilmiyorum hemen. Hadel. El topunu. Kar topu Lilia harika. Evet kahve melek. Kar topu. Arkadaşlar kışın Kar kar topu yapıyoruz ve biz oyun oynuyoruz. Bu zıplamıyor. Zıplamak. topu. Tın, 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 tın. Süper. Kamerun'da kar yağıyor mu? Yok hocam, gayarmıyor. Tamam. Sen Türkiye'de gördün kar değil mi? İlk defa. İlk defa yani. Tamamdır. Haydi başlıyoruz. Bismillah. Sonra bitiyor. hayat nasıl gidiyor? İyi mi? Çok iyi gidiyor hayat. Süper. Bugün Ama çok sıcak olduğunu biraz rahatsız ediyorum. tamam. Çok sıcak olduğu için biraz rahatsız oluyorum. Evet. Çok sıcak Evet oldu. dedin. Hayır, bu da bir soru değil hocam. Bir soru değil yani. Tamam ama bir hak var. Neden? Problem yok Amisu. Dur dur dur. Sakin sakin. Bir hak var. Problem yok. Sıcak olduğu için rahatsız oluyorum. Kamerun sıcak. Oluyorum. Kamerun sıcak ülke değil mi? Kamuru sıcak bir ülke ama o kadar değil. Wow, ne kadar? Mesela maksimum kaç derece oluyor? Bizim bölgemiz özellikle en yüksek 35 derece olabilir ya. 35 35 derece derece. olabilir. Tamam. Peki. Evet. Evet mi? Sen habire evet diyorsun dostum. Amisu evet diyorsun. Hocam Tamam, duymadım. Duymadım. inanıyorsun. Duymadım. Evet. Bak yine evet dedin. Deme, evet deme. Amisu evet yok. Amisu ne zaman Kamerun'a yolculuk? Ne zaman gidiyorsun? Yakında? Ben diyorum üniversite başladıktan bir ay sonra, bir yıl sonra. Kamerun'a gideceksin. İnşallah. Heh, elhamdülillah. Evet demedin. Teşekkür ederim. Peki, Kamerun'a nasıl gideceksin? Uçakla mı, gemiyle mi, arabanla mı? Tabii ki uçakla gideceğim. Kaç saat sürüyor? Uzak mı Kamerun? Çok uzak tabii. 10 saat var mı? Yaklaşık 10 saat. nasıl hocam? 10 saat, 10. 10 saat değil. Yaklaşık 6-7 falan. Hmm. Sıra Direkt sürebilir. uçuş var mı? Direkt uçuş var mı? Türkiye'den Kamuru'ya gidiyoruz. Hiçbir yere uğramıyoruz yani. Süper Türkiye'den konuşuyorsun. Kamuru'ya. Süper. Hiçbir yere uğramıyoruz, direkt gidiyoruz. Peki, Türk Hava Yolları uçağı var mı Kamerun'a? Tabii var. Türk Hava Yolları uçağı var Kamuru'nda. Süpersin, süpersin. Tamam, kazandın. Ben bunu ikinci defa çevirdim. Teşekkür ederim. Kazandın. Bir iki defa söyledin ama neyse, duymamazlıktan geliyoruz. Heyecan biraz, heyecan. Çok memnun oldum tekrar konuştuğuma. Arkadaşlara benden selam. Mustafa Hoca'ya mutlaka selam söyle, tamam mı? Allah'a İnşallah emanet. sana orası özleyeceğim yani. Tamamdır. İyi akşamlar, selamlar, hoşça kal. Size iyi akşamlar İyi hocam. akşamlar dostum. Evet arkadaşlar. Burada biz arkadaşımızla da konuştuk, Amissu'yla konuştuk ve son olarak kimle konuşacağız biliyor musunuz? Amcat Bey geliyor şimdi. Amcat Bey, haydi Amcat Bey onunla. Evet, bonus ve sürpriz
Amcat Bey'imiz var. Amcat Bey gelsin, onunla konuşalım ve yayınımızı bitirelim, değil mi? Amcat Bey, seni bekliyoruz. Liliana Hanım, iyi geceler. Evet, Blake Fister ben yazmış. Nerelisin? Evet, Amcat Bey'i bekliyoruz. Amcat Bey geliyor. 5, 4, 3, 2, 1. Amcat Bey neredesin? Evet, biraz önce ben Amcat Bey'e söyledim, inşallah sizi alacağım dedim. Amcat Bey'i davet ettim. Amcat Bey, haksızlık olmadı. Lütfen böyle yazmayın. Bak, kalbimi kırıyorsunuz Amcat Bey. Arkadaşlar, evet, Amcat Bey'i bekliyoruz. Gelirse alacağız. Gelmezse geldi işte Amcat Bey. Hoş geldin Amcat Bey. Hoş bulduk hocam. Sonunda yani oldu. Sonunda oldu. Sonunda Amcat Bey geldi. Yaşasın. Valla çoktan biliyorum hocam. Yani. Süpersin Amcat Bey. Evet. Amcat Bey, kendini tanıtır mısın? Sen kimsin, nerelisin? Çünkü YouTube seni dinliyor. Instagram'da yeni arkadaşlar var. Ben seni kısmen tanıyorum. Merhaba hocam. Benim adım Mahmut Darbuzi, Filistinli bir mühendisiyim. Mühendis olarak çalışıyorum şirketimde. Şirketin nerede? Grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. Oo, evet, hatırladım. Grafik tasarımcı Amcat Bey, grafik tasarımcı. Ve sizin şirketiniz nerede? Ramada'da hocam. Tekrar? Ramallah'ta. Ramallah'ta. He, tamam. Bu arada bizim mahallemizin kamyonu geldi. Şimdi kamyon, çöp kamyonu. Duyuyor musun sesleri? O şimdi çöpleri topluyor. Bir 30 saniye sonra gidecek inşallah. Şimdi Ramallah'dasın ve çalışıyorsun. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun yakında? Tatil için mesela, artık yaz başladı. Aa, yolculuk kolay değil. Aynen, aynen. Peki mesela, aha, tamam. Peki şunu sorayım size Amcat Bey. Siz Türkçeyi nerede kullanıyorsunuz en çok? Boş zamanlarda evet, kitap Türkçe kitap okuyor musun Amcat Bey? Türkçe kitap. İnternetten yani. Tamam. Tamam. Peki Türk artistlerinden mesela bizim eski böyle klasik filmlerimiz var, Türk filmlerimiz var. Sen Türk artistlerinden bir kişiyi tanıyor musun? Mesela Kemal Sunal var, Şener Şen var. Bunları tanır mısın? Biliyorum. Yani mesela geçen hafta bir bar merkezimde E2 seviyelerini bitirdik. Bir şiir okuttum. Bir şiir okudunuz. Şiir. Şair Mehmet Akfinan. Evet. Şiir adı Mescid Aksa. Mescid-i Aksa. Tamam. Tamam. Şairimiz diyor ki Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Evet. Çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Bak
yenilmeyi duydum. Sanki bir yer altı nehir kavuluyordu. Anladım. Allah da bekler. Nerede karim? Evet. Amcat Bey, internette problem var. Teşekkür ediyorum. İnternette biraz problem var. Çok zayıf. Sizinle konuşmak tekrardan güzeldi. İnşallah başka zaman daha geniş, daha ferah konuşalım. Olur mu? Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim. Rica ederim. Sizinle konuşmak keyifli. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet, Amcat Bey gitti. Evet arkadaşlar, biraz önce pencereler açık. Pencereler açık. Biraz önce Amcat Bey'in sesini duymakta zorlandım. Hatta ben kendimi zor duydum. Neyse, mahallemizden bir kamyon geçti. Kamyon, fiil kamyon. Bu da pratik. Bunun hakkında konuşuyoruz şu anda. Çöp kamyonu. Evet, Zaurani, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Rahmat, teşekkür ederim. Evet, Haşim, selamlar. Arkadaşlar, saat 12.20 oldu. Normalde 12'de bitirecektik ama artık zamanımız bitti. Kendinize iyi bakın. YouTube, teşekkür ederim. Bana katıldınız, beni dinlediniz. Objelerimiz vardı bugün. Lamba objemiz vardı. Lambayı biz odamızı, mekanlarımızı aydınlatmak için kullanıyoruz. Sonra diğer obje toka vardı arkadaşlar. Toka. Tokayı ne yapıyorduk? Tokayı biz saçlarımızı toplamak için kullanıyorduk. Sonra başka ne vardı? Mandal vardı. Mandal vardı. Mandalı çamaşırları asmak için kullanıyorduk. Sonra kemer vardı, pantolonlarımızı ve giysilerimizi, bazı giysilerimizi biz tutmak için, yani onları sarmak için kullanıyorduk. Deri kemer dedik arkadaşlar. Ve son olarak kolye. Bugünkü objemiz kolyeydi. Kolye bir aksesuardı. Biz aksesuar için takmak fiilini kullanıyorduk. Kolye takmak, küpe takmak ve benzeri gibi arkadaşlar. Teşekkür ederim katıldınız. Teşekkür ederim bana eşlik ettiniz. Hem YouTube'a hem Instagram'a kocaman 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 kucak dolu sevgiler. Sonraki videoda, sonraki yeni objelerle, sonraki yeni sohbetlerle inşallah yine beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.